Herkese merhaba. Bugün çikolatalı güllaç yapacağız birlikte. Bence Ramazan ayı geldiğinde çoğu kişinin aklına gelen ilk tat da güllaç oluyor. Ben de 1-2 senedir güllacı çikolatalı yapıyorum. Gerçekten deneyen herkes de çok seviyor. Hatta güllaç sevmeyen herkes bu tarifle güllacı sevmeye de başladı diyebilirim. Onun için bu tarifi sizle de paylaşmak istedim. Aslında Antep fıstıklı ve çikolatalı bir güllaç olacak. Bu nedenle biraz soğuk baklavayı da andırıyor diyebilirim. Ben Antep fıstıklı ve çikolatalı yapacağımız için böyle Antep fıstıklı miktar çikolata aldım. Tabii ki siz dilerseniz sütlü çikolatayla da yapabilirsiniz. Tarife başlamadan önce çikolatamızı donduracağız. Son dokunuşu bu çikolatayla yapacağız ve gerçekten bir lezzet patlaması olacak. Önce çikolatamızı donduracağız. Güllacımızı ıslatmak için biliyorsunuz sütlü bir karışım yapıyoruz. Bunun için benim yaklaşık 3 bardak kadar sütüm var. Önce böyle küçük bir tencere aldım ve sütümü boşaltıyorum. Güllaçta böyle çok fazla gramajı dikkat etmeye gerek yok aslında. Affedebilen bir tatlı. Bir paket kadar 60-70 gram yine çikolatam var. Ben yine bitter çikolata kullanıyorum. Tabi dediğim gibi siz yine sütlü çikolata da kullanabilirsiniz. Tatlandırıcı olarak ben rafine şeker kullanmayı sevmiyorum biliyorsunuz. Onun için ben hurma yüzü kullanacağım. Ama siz dilerseniz bal, şeker, yine sancarızlı şekeri gibi farklı bir tatlandırıcı da kullanabilirsiniz. Zaten sütü çok kaynatmayacağımız için aslında bal da kullanabilirsiniz. Ben hurmanın, hurma yüzünün verdiği tadı, aromayı çok seviyorum. Onun için yaklaşık böyle 50 ml kadar hurma yüzü de ekliyorum. Zaten çikolatanın da biraz verdiği tatlılık var bu arada. Ve bir yemek kaşığı da kakao ekleyeceğim. Böyle çok dolu dolu değil, biraz silme gibi. Kakaomu da ekledim. Şimdi bu karışımı ocağa alıp kaynatmadan sadece çikolata eriyene kadar karıştıracağız. Çok tatlı. Evet, bu arada şöyle bir şey oldu. 100 gram kadar Antep fıstığı rendesi kullanmam gerekiyordu. Ama evde sadece 50 gram kadar çıkınca hemen markete aradım. Kabuklu Antep fıstığı varmış sadece. Onları tek tek soydum ve rende haline getireceğim şimdi. Sen de mi videoda çıkıyorsun? Gel buraya. Evet, hoş geldin Denizciğim. Bu aşamada bana katılmak istedin sanırım. Evet. Peki bunun çikolata kokusuyla bir ilgisi olabilir mi? Anne, lütfen sana bana katlayamayayım bu sosu. Bak, bunun içini tamam. Çok isterim. Bardakla. Artarsa biraz verebilirim, tamam mı? Ben marketten böyle küçük boy güllaç buldum. Aslında bunun kare olduğunu hayal edip almıştım. İçini açınca çok şaşırdım. Üçgenmiş. Yine de sorun değil. Sosumuz hazır. Şöyle göstereyim. Böyle çikolatalı bir. Görüyor musunuz? Şöyle. Evet, galiba gördüler. Ay Denizciğim. Böyle çikolatalı bir sos yaptık. Ve Antep fıstığı rendemiz de hazır. 100 gram kadar burada. Şimdi şöyle yapmayı planlıyorum ben. 4-5 kat güllaç. Daha sonra çikolatalı sos, bol Antep fıstığı, sonra bir 4-5 kat daha çıkacağız. Tekrar çikolatalı sos ve Antep fıstığı ve daha sonra tekrar 4-5 kat daha ve yine üzerine çikolatalı sos ve buzlukta dondurduğumuz bitter çikolatayı da rendeleyip üzerine ekleyip o lezzet patlamasını yaşayacağız. Başlayalım mı Deniz yapmaya? Evet. Şimdi şöyle açacağım. Bana açamadığımı sen verir misin? Daha güçlü bir gerekiyor galiba. Şey. Ben bir makas getireyim. Sen bir dene. Oldu mu? Oluyor. En iyisi keselim mi? Ben keseceğim. Tamam, sen kes. Deniz, bu videoda 3 kişiyiz biliyor musun? Tam bilek 3. kişi kim? Bilmiyorum. 3 canlı bardak var burada. Kedi. Evet, kedinin de. Neydi adı kedinin Deniz? Sen isim koymuşsun bu kediye. Lita. Kedinin adı Lita. Gülaçları göstermek ister misin herkese? Şöyle. Evet, böyle üçgen boy. Denizciğim nasılmış tadı? Beğendin mi? Güzel mi? Hiç tat almıyorum. Evet, bunun pek tadı yok çünkü. Şöyle çikolatalı sos döküyorum. Ben de koymak istiyordum. Bir de yarım bölmek istiyorum. Peki, bölmek istiyormuş Deniz. Böl bakalım. Ama minik minik bölmek istiyor. Çok minik oldu, evet. Böyle, son bir bölük böyle. Evet, bu üçüncü katımız.
tanıtımı şöyle kısaca söyleyeyim. 4 kat güllaç koydum. Her güllaç katmanından sonra sos döktüm mutlaka. 4. kattan sonra bol Antep fıstığı rendesi koydum. Daha sonra bir 4 daha gittim. Tekrar Antep fıstığı koydum. Şimdi bir 4 daha gittim. Ve sosumun hepsini boşalttım. 10. katımı da koydum. Üzerine tüm sosu döktüm. Şimdi buzdolabında biraz bekleteceğim. Buzluktan bitter çikolatamı çıkardım. Fıstıklı bitter çikolatası dediğim gibi. Şimdi bu bitter çikolatayı şöyle, içinde gerçekten güzel tüm tüm fıstıklar var. Ben 2-3 senedir yapıyorum açıkçası. Bu kadar kolay olduğunu bilmiyordum. Çok da sevmiyordum. Ama çikolatalı güllaç tarifi benim güllaç sevgimi zirveye taşıdı diyebilirim. Ben o üçgen güllaç paketlerinden neredeyse 2 tane kullandım. İkincisinden 2-3 parça kaldı. Ama siz dilerseniz büyük boy olanlarla da yapabilirsiniz. Yine kabınıza göre yapabilirsiniz. Benim 20x20 cm'lik klasik brownie kalıplarında yaptım. Hani kalabalıksanız tabii ki miktarı artırarak daha fazla da yapabilirsiniz. 750 ml benim tarifime tam olarak yetti ama ben böyle çok cıvık cıvık hani suyu akan güllaç sevmiyorum. Dilerseniz siz daha sütlü de yapabilirsiniz. Umarım beğenirsiniz ve akşama misafiriniz varsa ya da sadece kendiniz için belki yapabilirsiniz. Afiyet olsun. Hoşçakalın.